izledik. Bakalım çeyrek finalde Final Battle karşısında Wild Hunt nasıl bir oyun çıkaracak? Operatör banlarımız başladı. İlk operatör banı Wild Hunt'tan geldi. Bir Mountain banı tercih etti. Alper'in Mountain oyununu bildiğimize göre bu birazcık sanki hedefli bir operatör banı olduğunu söyleyebiliriz. Final Battle'ın atak operatör banında ise Çakal vardı. Bakalım defansta hangi operatörü banlamayı tercih edecekler? Bir Volkrim mi gelecek? Echo, Mira ya da daha sürpriz bir operatör banımız mı gelecek? Mira banını tercih ediyorlar. Ve son olarak Wild Hunt defans banını kullanacak. İki maçlarında Echo'yu kullandıklarını düşünürsek Echo harici bir operatör gelebilir mi? Bir Pulse operatörü tercih ettiler. Aslında Pulse burada gerçekten çok güzel işler yapıyor. Özellikle CCTV savunmasında alt katta custom tarafında güzel bir oyun çevrilebiliyor. Güzel bir room operatörü olarak kullanılabiliyor. Bakalım onun yokluğunda nasıl bir defans oyunu çıkaracak Wild Hunt takımı. Bu arada ilk defans tercihleri custom supply room oluyor. Savunma için Bandit, Maestro, Legion, Jäger ve Smoke tercih ederlerken atak tarafına baktığımızda Termite, Ash, Nomad, Blackbeard ve Thatcher operatörlerini görüyoruz. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Bakalım Wild Hunt'ın bu site için hazırlıkları ne şekilde olacak? Tabii ki ilk önce burada detention kısmı reinforce'landığını görürüz. Buradaki bandit tercihiyle de duvarı elektrikleyerek Termite'ın burayı açması yavaşlatılacaktır. Engellenmeye çalışılacaktır. Özellikle Filozof'un Jäger tercihi burada çok önem arz ediyor. Zira burada en azından bir ADS'ini kullanması lazım. Çünkü burada duvarın üstünden açılan açılarla içeri el bombası atılırsa şayet onların durdurulması lazım. Buradaki banditin akülerinin korunması için. Bakalım nasıl bir oyun oynayacaklar. Ayrıca baktığımızda custom ve pasaport kısmının da kapatıldığını görüyoruz. Diğer noktalarda özellikle üst katta yine Salvestro Rumor oyunu ön plana çıkacak. Yine burada başlangıç olarak ilk önce kilolarını açtı. Buradan kendisine kolay bir kill alma derdinde şimdi oyuna doğru gelen Zexty Blackbeard ile bildiği bu noktayı çok güzel ateş altında tuttu. Korvan'ın desteğiyle de Salvestor'u bu kez bulamadı. Aksine takımını 4 oyuncusuyla bıraktı. Önceki maçlarda da bu şekilde bir hazırlığı oldu. Bilindi üzerine bunu yapması gerçekten yapılması en son şeydi ama yine de şansını denediği için ona kızmak da olmaz. Burada supply room tarafına hızlı bir giriş mi olacak acaba? Buradaki ADS etkisiz hale getirildi. EDB'ni bu noktada detention kısmında bekliyor. Trikleme için ve bu arada Thatcher'ın EMP'sinden sonra burada asıl işi başlayacak. Yalnız burada Zexy'nin pozisyonunu düşündüğümüzde bu pek de kolay olmayacaktır. Oh, Zexy burada aradığı kanı buldu ve bir kill almayı başardı. Termite'in girmesiyle de Genzo'nun aldığı bu kille sadece elit kalan son oyuncu oldu. Şimdi Blackbeard'la girdiği aimfight kaybedince de Final Battle ilk roundu rahatça ter dökmeden kazandı diyebiliriz.
İkinci roundda Armor savunmasıyla devam edecek Valtan takımı. Savunma için baktığımızda Sumo Maestro, Valkyrie, Echo ve Jäger tercih edilirken atak operatörlerimiz aynı oyuncularla, aynı operatörlerle devam edecekler. Bu arada Salvestro bir kaybı yara tercihinden 6. seçiminde Valkyrie'ye dönüyor. Gerçekten Armor olsun veya farklı bir site olsun, bence Border'ın vazgeçilmez oyuncusu, operatörü olması lazım. Bakalım bu tercihi bu kez Final Battle için nasıl bir oyun hazırlayacak? Yani baktığımızda Fontaine kısmının ve Armor kısmının çoktan kapatıldığını görüyoruz. Yine bu noktada Salvestro arşiv kısmına reinforcement koyuyor. Yan tarafta bir rotasyon açılabilir. Burada ofisle hızlı reaksiyon gösterebilmek için ofis camına ya ofis kapısına reaksiyon gösterebilmek için aynı zamanda ofis duvarının da bu kısımda balkona olan kısmının kapatıldığını görüyoruz. Bu arada atak oyuncularımız vadi kısmından hızlı bir şekilde sayda yaklaşmaya başladılar. Şöyle rotasyonlar ve açılarda hazırlanmaya başladı. Elitim burada ofis kısmında maestrosuyla bu hazırladığı açının gerçekten çok güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Burada solumdaki duvarı da aslında reinforcelasaydı güzel olabilirdi. Bu arada kapı kısmında gördüğünüz gibi şimdiden Zexy Blackbeard'ın kalkanına da güvenerek rahatça açı kesmeye başladı bile. Runout için kendine hazırlığını başladı. Şimdi lan devam edecek mi ama şu an için kameralarıyla info almaya çalışacaktır. Genelde şimdi temayetinde burada Armory'e olan kısmı açtıktan sonra bakalım nasıl devam edecekler. Kısım açık olmasından dolayı ofis penceresinden dışarıya rotasyon açmayı tercih etti. Bu arada baskı gittikçe artıyor orada. Sumo'yla medya beni gerçekten işinin zor olduğunu söyleyebilirim. İlit hala bu noktada tay tutmaya devam ediyor. Şimdi gelen bu infolardan sonra nasıl oynayacaklar derken bu arada sadece 3 oyuncunun kaldığını görüyoruz. Artık bir C4'ün tam zamanı diyebilirim. Ama az önceki C4 ile buna pek de imkan kalmadı. Elit hala burada site tutmaya devam ediyor. Aksine çoktan destek vermesi lazımdı. Salvestro ise uygun bir info ile orada C4'ünü kullansaydı en az 2 oyuncuyu elimine edebilirdi. Ives ve Corvo'nun aldığı bu killerle de Final Battle 2. round'u da rahatça hanesine yazabiliyor. Üçüncü roundda Ventilation Workshop savunması izleyeceğiz. Her site için deniyorlar şanslarını. Açıkçası az önceki roundda Armor savunmasında en sık kullanılan strat'tır bu. Yani Armor duvarını aç, içeri gir, bombayı kur ya vesaire. Hani ekstra bir şey yapmadılar. Ofise baskı olmadı, arşiv kısmından baskı olmadı. Alt kattan ana merdivenden baskı olmadı. Aksine bütün oyuncuları reinforce kısmından girişlerini yaptılar. Killleri topladılar, bombayı kurdular ve roundu kazandılar. Ve bunun karşısında Wildhunt çaresiz kalması gerçekten ilginç arkadaşlar. Bakalım bu site için hazırlıkları ne şekilde olacak? Şöyle baktığımızda banyo workshop arası tamamen kapatılırken henüz bu noktada Elit şimdi tabancasıyla açılarını hazırlıyor. Impact ile şimdi orada rotasyonu da açtıktan sonra üst kata baktığımızda bu site'da ventilation ve workshop'ta savunulması en önemli olan noktalardan birisi. Armor'da şu an
SFM'i görüyoruz sadece. Walkris ile Salvestro burada arşiv kısmında kamerasına bakıyor. Burada bir runout gelebilir. Şimdi kameralarını konumlandırıyor. Hacklediği drone'ları konumlandırıyor. Bakalım girişleri ne şekilde olacak? Armor'daki SFM ve Salvestro buradaki dikey oyunu engelleyebilecekler mi? Şöyle baktığımız zaman şu an 4 oyuncunun da workshop'ta olması gerçekten ilginç. Yine burada direkt bir giriş mi bekliyorlar ama aman Allah'ım. Genzo burada daha nefes bile almadan Salvestro'yu aldıktan sonra şu an 4 oyuncuları kaldı. Bütün oyuncular alt katta. Şöyle baktığımız zaman şimdi Elite burada room oyunu için custom kısmına geçmeye karar verdi. Burada akşam kapısına doğru açtığını görüyoruz. Mediamen'e Tellers kısmında kara meydandan veya jeneratör merdivenden gelecek oyuncular için bekliyor. Bakalım oyuncular nasıl hareket ediyorlar. Beklediğimiz dikey oyunu sergiliyorlar. Gördüğünüz gibi burada en az arşiv ve armor kısmında, ofis kısmında 2 veya 3 oyuncunun olması lazımdı. Salvestro'nun tek başına bu sayı tutacağı veya buraya müdahale edilmeyeceği düşüncesi takımları için ağır sonuçlar alacak. Bu arada gördüğünüz gibi Sofest çoktan bombayı kurmaya başladı. Ona müdahale için herhangi bir oyuncu girse bile üst katta rotasyonu kesen oyuncu, şöyle göstereyim, Genzo rahat şekilde alabilirdi. Aynı şekilde o noktaya doğru gidecek oyuncuları bekleyen Korva'dan gelen bu üçüncü kille de Medyaben'i tek başına kaldı. Medya bakalım ne yapacak demeye kalmadan üst katta rotasyonu kesen Genzo ana merdiven de yakaladı. Medyaben'i de alarak üçüncü roundu daha bomba süresi dolmadan elimine etti. Ve Final Battle'ın üçüncü puanı scoreboard'a yazdıran oyuncu oldu. Bu maç için, bu çeyrek final maçı için gerçekten büyük beklentilerim vardı. Prasa maçı ve bir önceki maçındaki White Hunt'ın oyunuyla şu anki oyunu gerçekten büyük farklar olduğunu söylemek çok da zor değil. Yani daha çekişmeli bir maç beklerken şu anki sonuç gerçekten benim için çok üzücü arkadaşlar. Eğer bu şekilde devam ederse bu maçın 7-0 kolay bir maç olması işten bile değil. Bakalım Wild Hunt bizi yanıltacak mı? Şimdi geri kalan roundlarda baktığımızda az önceki roundun muadili bir hazırlık var. Tabii ki burada herhangi bir arşiv baskısına karşı bu arada açısı hazırlandı. Gördüğünüz gibi hem jeneratör kısmından gelecek baskıyı hem de ana kapıdan gelecek baskıyı, CCTV'den burada armor kısmına olan baskıyı kesebilmek için burada reinforce'unu kullandılar. Zannedersem şurada kullandılar reinforce'dan sonra bir oyuncu burada bekleyebilir mi yoksa sadece Maestro'nun kamerası için mi öyle bir hazırlık yapıldı bilemiyorum. Bu arada Final Battle gerçekten ismine yakışır bir şekilde son bir savaşçasına içeri doğru son hız ilerlemeye başladı. Burada herhangi bir arkalamaya karşı Hives'dan komandın air cebini kullandı. Yine burada standart bir strat mı kullanacak ama Bandit'in şimdiki bu elektrikleri bu birazcık daha zorlaştıracaktır. Şu an için alt kattaki oyunları ne şekilde geçecek ama Salvestro ve Zex arasında bir aim fight söz konusu. Orada erken bir J4 kullandı. Buradan herhangi bir sonuç alamadı. Burada açıldıktan sonra bakalım buradaki girişleri nasıl olacak? Hemen içeri girişini yaptı Genzo. Yine burada arıyor. Burada ilk önce Digamajı ardından gelen bu Medyaman'ı kilinden sonra aman aman arşiv kısmında bekleyen filozof şimdi C4'de bekleyip kalmadan Elite burada kill almayı başardı. Burada iki oyuncu birden sıkışmış durumda. İki oyuncunun orada durması gerçekten çok kötü. Ve Zex aldı ilk killin ardından yerde yatan filozof da olarak 4. round'u da rahat bir şekilde
Final Battle'a kazandıran oyuncu oldu. Final Battle önceki maçlarına göre efsane bir değişim içerisinde. Belki de bizi mi kekliyorlardı, bizi mi kandırıyorlardı bilmiyorum ama şu anki oynayışları, takım koordinasyonları inanılmaz derecede arkadaşlar. Yani şu oyunuyla hani finale gidecek takımlar arasında Final Battle'ın olacağını tartışmak anlamsız olur. Bakalım yarı finaldeki rakibine karşı da aynı oyunu gösterecek mi demek isterim ama yine de erken, yine de bunu söylemek için Wild Hunt hala geri dönüş bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Belki dizel motor gibi sonradan ısınıyorlardır. Bilemiyorum. Öyle ümit ediyorum açıkçası. Bakalım bu site için bu kez seçilen Clash tercihi Medya beni nasıl bir oyun çıkaracak? Buradaki atağı biraz olsun yavaşlatacak, hatta kesebilecek mi? Bu arada SFM'in CCTV'de Legion ile oynadığını görüyoruz. Şu an için bütün oyuncuları üst katta. Defender has left the designated staging area. Oh, bu arada Corvo'dan ilk kill geldi bile. CCTV'de room atan SFM'e karşı. Zaten sonra herhangi bir arkalama riski de olmayınca daha rahat bir oyunlar olacaklar. Herhangi bir Jäger'e karşı geliyor. Bu arada hemen arkasında bir oyuncu var. Medya benden burada arkalama gelir mi? Ve yine içeri kaçtı. Alt kattan, jeneratörden bir room atabilirdi. Oysa MDB'ne epey zarar gördüğünü görüyoruz. Şimdi geri çekilmek zorunda. EMP'lerden sonra elektrik uygulamıyor. En azından biraz daha geciktirmeye çalıştı ama gelen ilk bıçak darbesiyle Horror'u da kill tamamlayı başardı. Aman Allah'ım! Orada Jäger öldü diye bıraktığını söyleyebilirim. Şimdi injur kaldı. Burada şimdi karşı killer ve fraglar gelse de Sofest'ten gelen bu son kill'i. Gördüğünüz gibi iki oyuncusu birden o noktada. Eğer burada Alper'e karşı başarılı olsaydı nihayet hanesinde puan bile bulabilirdi Wild Hunt ama Alper buna izin vermedi ve 5. puanı da haneye yazdırmayı başardı. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Pass those clips around. Ve ilk yarının son roundunda tekrar bir armory savunması izleyeceğiz. Wild Hunt bakalım bu ilk yarıdaki defanstaki son şansında nihayet hanesinde bir puan bulabilecek mi? Şöyle baktığımızda medya menüden bu kez bir Rook tercihi görüyoruz. Diğer takım arkadaşları için ekstradan bir armor daha olursa şanslarının daha iyi olabileceğini düşündüler. Yalnız benim kendi şahsi düşüncem o kadar da kolay olmayacaktır. Şu ana kadar ki Final Battle'ın takım koordinasyonu, kararlılığı, reaksiyonları gerçekten bunun çok zor olacağını dürtmeye yetiyor.
Aman Allah'ım. İşte ben buna ters köşelerim. Gördüğünüz gibi burada hazırlıkları yine Armory. Burada gördüğünüz gibi iki oyuncunun da CCTV'de olması buna en büyük şekilde destekler şekilde, ama gördüğünüz gibi bütün oyuncular burada ofis kısmında sıralanmış durumda ve bir oyuncu da şimdi burada arşiv penceresine gelerek hızlı bir arşive bomba kurulacağını düşünmek hatalı olmaz. Bunun infosunu verip hemen diğer oyunculardan destek istenmeli. Yine de Elite oradaki kullanan o açıyı kullanarak ofis kısmına destek vermeye devam edebilir. Oh! Gördüğünüz gibi burada 4 oyuncusu da bu noktada ve burada SFM tam yerinde. Burada gelecek arkalamayla bütün oyunun şiddetini değiştirebilirim. Şimdi oraya doğru baskısı geldi ama diğer noktada onu bekleyen oyuncular buna izin vermedi. Şimdi Sofes almayı başardı. Orada bir oyuncu daha var. Bakalım orada kill'i alabilecek mi? Hemen onlara dönelim. Bu arada gene de çoktan içeri girmiş durumda. Burada balkon kısmında SFM'de çarpışan Hives. Zexy ise arşiv penceresinde diğer rakip oyuncuları durdurmaya devam ediyor. Şimdi Elite'den Genzo'yu da karşı bir geldi. Arkasında oyuncuyu görmesine rağmen diğer noktaya bakınca Filozof için kolay bir kill ve Elite'in bu soft kill'iyle Wild Hunt ilk yarının bu son roundunda nihayet hanesine puan yazmayı başardı. İkinci yarımızda Final Battle'ı izleyeceğiz. Şimdi defans kısmında bu arada operatör tercihlerine bakalım. Frost Jagger, Doktor, Bandit ve Smoke tercih edilirken Atakta Thatcher, Hibana, Nomad, IQ ve Zofia'yı görüyoruz. Bu arada Genzo'dan şimdi bir Clash tercihi geliyor. Medya benimle. Clash bak nasıl oynanır dercesine. Bakalım Medya benimden daha iyi bir Clash oyunu görebileceğiz mi? Genzo bak havaya işiden. Final Hunt karşı Final Battle'ı burada Armor'da nasıl bir hazırlığı olacak? Şöyle baktığımız kadarıyla ofis kısmı tamamen kapatılırken yine Armor kısmı kapatıldığını ve elektriklendiğini görüyoruz. Diğer noktalarda burada Sofes şimdi açısını hazırladı. Burada ofis kısmından CCTV kapısı ve CCTV'yi bahçe kontrol altında tutabilecek kadar arşiv kısmı tamamen kapatıldı. Herhangi bir rotasyon için hazırlık olmadı. Aslına bakarsanız burada Clash oyunu için Alper daha güzel olabilirdi ama Sumo tercih ettiğini görüyoruz. Bakalım atak takımında nasıl bir giriş yapacak Wild Hunt takımı. Baktığımızda şimdi yavaş yavaş sayda doğru yaklaşmaya başladılar. Burada Salvestro sandviç camından o alanı kontrol etmeye Armory baskısını burada oluşacak Armory baskısına arka taraftan arşiv kısmından gelecek veya burada Armory desten gelecek yardımı kesebilmek için. Bu noktada arşiv camından gelecek baskıyı kesmek için arşiv kısmında duruyor. Gelen bu teç çok erken olduğunu söyleyebilirim. Şu an için oradan Thatcher EMP'sinin atılıp Clash'in etkisiz hale getirmesi nasıl bir artısı olacak?
Böyle baktığımızda CCTV tamamen kontrolü altına alınmış. Bu arada Sofest'ten gelen bu kille armor kısmındaki baskıyı biraz da olsa artırdıklarını söyleyebilirim. Aman Allah'ım, şimdi bir oyuncu girdi ama kill alamadı. Dışarı çıktı ama Alper burada injür etmeyi. Şimdi Zex'li bu injürü ve diğer oyuncuya karşı olan kill alarak Medya beni net tek başına bıraktı. Bakalım Thatcher ile ne kadar durabilecek. Oh, Alper burada bu baskıda bu karmaşayı çok iyi kullandı. Drone out'unu yaptı. Pompalisi de kill aldı ve 6. puanı, maç puanı, avantajını Final Battle'a kazandıran oyuncu oldu. Sekizinci roundumuzda Ventilation Workshop savunması izleyeceğiz. Bakalım bu maçımızın son roundu mu olacak? Yoksa Wild Hunt'tan bir geri dönüş sinyalleri görebilecek miyiz? Ailesine bir puan daha yazdırabilecek mi? Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Bakalım bu round için Final Battle'ın hazırlıkları ne şekilde olacak? Üst kattaki armor savunması için armor duvarla kapatıldı. Koro burada Jäger ile bekleyecek. Oyuncu olabilir. Ayrıca Castle ile şimdi Sofest'ten burada arşiv kapısı kapatıldı. Şimdi arşiv penceresini de kapatmayı eksik etmedi. Şu an şimdi gördüğümüzde burada armor kısmına oyuncuların girmesini yeterince geciktirebileceklerini söyleyebilirim. Tabii ki rotasyon için burada arşiv hatch'i de açmayı ihmal etmiyorlar. Alt kata bakalım hangi oyuncular karşımızda olacak. Zex'li ve Hives beklerken bu arada Zex'li'den burada bir spam kill denemesi oldu ama herhangi bir oyuncu bulamadığı için detention kısmından bir fire'la kendine avulmaya çalışıyor. Oh, neredeyse belki de bir kill bile bulabilirdi. Burada gördüğünüz bu açılarla hem arşiv penceresini hem de alt katta hazırlanan rotasyonu kontrol altına biliyorlar. Birbiriyle burada bomba arkasında çok yakın bir noktada oynuyor. Her ne kadar riskli olsa da bu alanın kontrolünde gerçekten müthiş bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Ama ilk önce tabii ki armor kısmını kontrol altına alması lazım. Wild Hunt'ın bakalım burada içeri girebilecekler mi? Elite ve SFM şimdi armor'a girmeye çalışıyorlar burada. Sofest ve Genzo Wakabayashi iki oyuncusu birden tutmaya çalışıyor. Yalnız burada Salvestro yine sandviç çamını kontrol altına tutuyor. Oh, Filozof burada şimdi ofis kısmından girmeyi başardı ve Zexti'yi de alarak 4 oyuncuyla bıraktı. Şimdi bakalım burada nasıl bir oyun izleyecek. Elite'le birlikte çok güzel ilerliyorlar. Açıkçası bu oyunlarının bu roundu alması lazım ama bakalım kalan oyuncularıyla Final Battle neler yapacak. Şimdi Hives'dan arkalama izleyebiliriz. Şu ana kadar rahat bir şekilde jeneratör şimdi de ofise doğru mu ilerleyecek? Diğer oyuncuların konumlarını bildikten sonra diğer tarafa destek ver. Oo, şimdi Hibana ile birlikte SFM içeri girdi ve Genzo'yu da aldıktan sonra Alper şu an tek başına kaldı. Bakalım Alper burada bu kestiği boşuna kendisine kill bulabilecek mi? Medyamen'den Korva kill geldikten sonra Hives ile birlikte ikisi kaldı sadece. Final Battle oyuncuları da aman alalım Blackbeard'in iki camını kırmayı başardı. Hiç hasar almadığını söyleyebiliriz. Çok güzel bir noktaya geldi Hives.
Şu an buradan konumu bilinmiyor bu arada ama Elite'in bombayı kurmasıyla da iyice kısacaktır. 3'e 2'lik bir skor söz konusu. Şimdi üzerlerine bastırmaya çalışacaklar ama bu noktadan sonra bakalım bombayı çözmek için uygun açı ve zaman bulabilecekler mi? Abi hemen alfada doğru ilerliyor. Burada gelen ping'e doğru hemen fire'la başladı ve filozofu aldıktan sonra 2 oyuncusu kaldı. Hemen onlara bakalım. Medya beni gerçekten çok cesur bir noktada bekliyor. Açıkçası burada bir oyuncunun olacağını düşüneceklerini hiç zannetmiyorum. Aman Allah. Keşke beni yalancı çıkarmasaydı. Şimdi son fast bombayı kurmaya başladı. Bu fake'inden sonra bir çoğu attı. Ronato. Oh. Elite bu numaraya kalmadı. Tuttu açıya. Doğru Ronato tan. Son fast'i alarak ikinci puanlarını kazandıran oyuncu oldu. Gerçekten mükemmel bir koordinasyon, mükemmel bir oyun izledik Wildhunt'tan. Şu ana kadar bu oyunlarının, bu koordinasyonların yarısını oynasalardı skor farkı inanın bana bu kadar yüksek olmazdı. Mükemmel bir işbirliği vardı. İlk önce gittiler, ofisi boşalttılar. Ofisten gelecek herhangi bir tehdit olmayınca CCTV kanadından Armory'ye uygun baskı uygulayabildiler. Oradaki oyuncuları temizlediler. Yani arkalama için gelen Valkyrie ofis yerine CCTV'ye gitseydi belki bir değişiklik olabilirdi ama birazcık da şans mı diyelim bilemiyorum, tesadüflerin ard arda gelme ama şu kesin ki şu oyunlarının, şu koordinasyonların, şu takım oyununun yarısını önceki rantlarda olsaydı şu anki skorun 6-2 olmayacağını size garanti edebilirim. Orada tekrar bir workshop ventilation savunması izleyeceğiz. Savunma için hazırlıkları ne şekilde olacak? Burada banyo kısmını tamamen kapatmaya gerek duymadılar ama bunu birçok kez belirttim. Şu noktadaki reinforce'un mutlaka kapatılması lazım. Zira burada Tellers kısmından pencere açıldıktan sonra bu duvar patlatılırsa, hasar görürse, gördüğünüz gibi açısı ne kadar geniş. Burada destek için kara meydandan gelecek baskıyı kesebiliyor. Burada oynayacak oyuncuyu kesebiliyor. Burada kendine cover alamıyor. Bakalım üst katta nasıl bir hazırlıkları oldu. Yine armory kısmı kapatılmış durumda. Arşiv kapısına bakan reinforce yine kapatılan noktalardan arşiv tamamen kapatılmış durumda. Konteyn için herhangi bir hazırlıkları yok. Bu kez 4 oyuncusuyla armory kısmını tutuyorlar. Halis ise custom kısmında şimdilik bunu da bekliyor. Site tamamen boş durumda. Eğer bunun infosu giderse burada Tellers kısmından girilip hızlı bir bomba kurulabilir. Bakalım dronlamayı yaparak acele etmeden oyunları oynarlarsa çok rahat bir bomba kurulumu görebiliriz. Şimdi filozof bu arada detention kısmından çoktan sayıda girmiş durumda. Custom kısmında rumor oyunculara doğru geziyor. Şu anki rakibi Hives burada kara meydanda. Herhangi bir tehdide karşı açık olan oyuncu. Oh! Filozof çok güzel düşündü. Orada kara meydana karşılaştı Kilo'ya. Hives alarak 4 oyuncuyla bıraktı. Armor'ın dronlandıysa ve bu kadar sıkı korunulduğunu gördülerse hala burada Armor'a karşı veya ventilation bomba kurmak için bu kadar uğraşmaları gerçekten çok ilginç. Bunun yerine tekrar ediyorum. Tellers'tan girip yani duvarlar zaten soft olmasa bile AC var. Banyodan workshop'a girip çok rahat şekilde, çok basit şekilde bombayı kurup onu kollayabilirler, puan alabilirler. Onun yerine
İşin zor kısmını tercih ediyorlar ve o Salvestro çoktan sayda girmiş. Bakalım burada şu an için farkındalar mı? Aman Allah'ım, farkında olmayınca Salvestro şimdi bombayı kurmayı tamamladı. Bakalım burada nasıl bir oyun izleyecek. Oradan beklemeyi tercih etti. Burada aslında şöyle bir şey tercih edebilirsiniz. Burada otobüs üstünden bu bombayı mükemmel bir açı bulabilir ve kollayabilirsiniz. Yalnız bu iki oyuncusuyla bunu başarabilecekler. Korva'ya gırıyla girdi. Kafa kafaya kaldı. Salvestro karşısına çıkınca Genzo'dan şimdi iyi geldi. Genzo bakalım burada Clash'iyle karşısındaki 3 Wild Tank oyuncusuna karşı neler yapacak. Şimdi Ronaldo'na attı. Burada kendine kill bulmaya çalışacaktır. Son 8 saniye bu saatten sonra bütün oyuncuları öldürse dahi bombayı kuramaz. 3 oyuncunun çapraz ateşinde kalan Genzo dayanamayınca round'u kazanan tekrar Wild Hunt oluyor. Atakta gösterdikleri efsane oyunu şu ana kadar defansta ne yazık ki göremedik. Final Battle'dan. Açıkçası az önce de belirttim. Şu ana kadarki oyunları gerçekten güzeldi. Ben tekrar ediyorum. Burada Ventilation yerine Workshop'a bomba kurulması daha rahat ve daha kolay olabilirdi. Yine de bu şekilde hızlı bir şekilde girip bombayı kurmaları. Tabii buna bu rahatlığı sağlamasın en önceki nedeni doktoruyla Hives'ın round başında elimine edilmesi. Onun eliminasyonundan sonra alt kata bir oyuncunun room'a gidebilirdi. Onun yerine hala armor'da 4 oyuncuları beklemeleri belki bu round sonucuna neden olmuş olabilir. Şimdi tekrar bir armory savunması izleyeceğiz Final Battle'dan. Şu ana kadar defans round'unda henüz bir skor göremedik. Bakalım kalan roundlarda da aynı şekilde olup maç uzatmalara mı gidecek? Çekişmeli ve eğlenceli bir maçımız mı olacak? Açıkçası benim için böylesi çok daha güzel. Burada Wild Hunt'tan daha çok endişelendiğimi söyleyebilirim. 7-0'lık bir skor olmasından. Bakalım 10. roundumuzda nasıl bir oyun çıkaracaklar bize. Hives az önceki açıyla bu açıyı Wild Hunt da kullanmıştı. CCTV kısmını çok rahat bir şekilde tutabiliyor. Akogun'un da yardımıyla. Bakalım girişleri ne şekilde olacak? Şimdi SFM hızlıca Elite Drone desteğiyle CCTV'ye girdi. Burada bakalım nasıl bir oyun oynayacak. Şu ana kadar baktığımızda Corvo, Genzo ve Sunfest Armor'da oynarken Zexty ve Hives'ın ofis ve arşiv kısmında oynadığını görüyoruz. Gerçekten çevresinde çok sıkı bir koruma var. Açıkçası fazla uzatmak istemiyorlar zannedersem. Burada maçı sonlandırmaya çalışacaklardı. Bu arada Zexty'den alt kata bir rotasyon geldi. Yalnız Zofia'sıyla medya beni dedim bastıracak. Şok impactlerinin ardından Valkyrie'siyle geri çekilmeyi tercih etti. Hala bu workshop kısmında durumlamaya devam ediyor. Yalnız burada jeneratör kısmından gelecek herhangi bir arkalamaya karşı açıyı tutan SFM'i görüyorsunuz. Son 1 dakikanın içine girdik. Dexty yine ana merdiven, ana kapıya doğru iyice yaklaştı. Bakalım şimdi burada kendine kill bulabilecek mi? Aman Allah'ım. Eğer burada bu air cap olmasaydı onun için çok kötü sonuçlanabilirdi. Hemen ayağa kalktı. Reaksiyon göstermeye çalıştı ama Salvestro buna izin vermeden kill'i almayı başardı ve şu an son 4 oyuncuları kaldı. Her ne kadar durum
ciddi gözükse de zamana baktığımız zaman aslında o kadar kötü durumda değil Final Battle. 4 oyuncusu var ve son 30 saniyenin içine girmiş durumdayız. Hemen şurada oyuncuların konumlarına baktığımızda da arşiv kısmı hala tapasağlam, ayakta, henüz bir baskı görmüyor arşiv penceresi haricinde. Burada şimdi havuz kısmına doğru bir baskı oluşturmaya çalışıyor ama artık son 10 saniye içine girdik. Havuzdan bir medyamin geldi. Elit şimdi içeri giriş yaptı. Burada havuzdaki oyuncu henüz boşaltamadılar. Elit burada bombayı kurmaya başladı. Onu da burada desteklemeye çalışan filozof oldu. Elit burada bombayı kuracak mı? Aman alım, Elit bombayı kurmayı başardı. Şimdi SFM burada Deagle ile girdi. Kill almaya çalışıyor. Bir anda iki oyuncusu kaldı. Salvestro bu killinden sonra, Genzo killinden sonra. İkinci killini olmaya başardı. Aman alım, filozof ve Elit burada bombayı kollayan oyuncular, bakalım burada nasıl sonlanacak. Son 25 saniye. Oh, şimdi orada Hibana'yı gördüm. Onun üzerine doğru bastırmaya çalışıyor. Hives nihayet bombayı kırdı. Şimdi orada filozoftan gelen Hives killinden sonra son 5 saniye. 5 saniye içinde bombayı çözmesi lazım. Şimdi çözmeye başladı. Bu sesi aldı mı? Aman Allah'ım, oradan görünmüyor. Şimdi üzerine doğru gitmeye başlıyor. Şimdi oyuncuyu gördü, alabilecek mi? Olamaz böyle bir şey. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Çok dar bir açıdan görmeye çalıştığı uzak noktadan defüzürü gören Vamaisi ile Genzo biraz hasar almasına rağmen bombayı defüz etti ve Final Battle'a, yarı final biletini kazandıran oyuncu oldu.